Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kapısı son kez bu şekilde, yani köprü olmadan görünüyor. İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün temeli İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Garipçe'de atılacak. Büyük tören öncesi çalışmalar Boğaz'ın her iki yakasında da devam ediyor. Temel kazıklarının oturtulacağı alanların kazıları da tamamlanmış durumda. Boğaz'ın iki yakası, bir tarafta Garipçe köyü, bir diğer tarafta ise Poyrazköy sahili. İkisindeki manzara da son kez bu şekilde görünüyor. Çünkü 29 Mayıs'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek, köprünün temelini atacak ve ayaklar da yükselmeye başlayacak. Üçüncü köprünün ayakları Boğaz'daki iki köprüden daha uzun olacak. Yaklaşık 330 metre. 1275 metre uzunluğunda olacak köprüde 47 bin ton inşaat demiri ve 52 bin ton çelik kullanılacak. Üçüncü köprü 8 şeritlik araç yolu ve 2 hat demir yoluyla 59 metre tabliye genişliğinde olacak. Bu teknik özellikleriyle de dünyada bir ilk. Üçüncü köprü Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Paşaköy bölümüyle entegre hale getirilecek. Garipçe Poyrazköy hattındaki geçişi sağlayacak. Büyük bölümü viyadükler üzerinde olacak bağlantı yolları içinde çalışmalar sürüyor. Üçüncü köprünün bağlantı yolları içinde çalışmalar devam ediyor. Şu anda Poyrazköy mevkiindeyiz ve burada çalışmalar başladı. Hemen göstermek istiyorum sizlere. Pek çok ağaç kesilmiş durumda. İlk etapta 1 milyon ağacın kesilmesi öngörülüyordu. Ancak bu sayının 100 bine kadar düşmesi bekleniyor. Üçüncü köprü henüz temeli atılmadan Poyrazköy'e yaradı. Emlak fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Balıkçılıkla geçinen Poyrazköy halkı projeye destek veriyor ancak bir istekleri var. Biz olumlu olarak görüyoruz ama bizim buradaki bu sorunumuz, ev sorunu, imar sorunu, bu çözülürse çok çok daha memnun olacağız. 500 bin liralık evim 1 trilyon oldu. Bana 2 trilyon verse ben satmam evimi. Niye satayım ki? Yani rahat yaşıyoruz biz burada yani. Satmayı düşünen yok yani şu an. Eskiden yapılan bir binamız var mesela. Onu onarmak istiyoruz, onaramıyoruz. Ama şimdi burada bir Boğaz Köprüsü yapılabiliyor. Bu köprü yapılıyorsa bize de bu saygıyı göstermeleri lazım. Öyle değil mi yani? Üçüncü köprünün 2015 yılında tamamlanması planlanıyor.